Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 7. sınıf fen bilimleri 1. ünite Güneş Sistemi ve Ötesi son 10 yılın bursluluk soruları ve çözümleriyle yine birlikteyiz. Ayrıca kanalımda 1. ünite ile ilgili konuları izleyip bursluluk sınavına hazırlık yapabilirsiniz. Sorulara geçelim. 2019 bursluluk sorusu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemiz uydularının kullanım amaçlarından biri değildir diyor. Okuyalım. Göktürk uydularımız uzayda ülkemiz ve çevresinin görüntülerini alarak savunma alanında bilgi sağlamaktadır. RASAT araştırma uydumuz uzaktan algılama uydusu olup aldığı görüntüler haritacılık, afet izleme, çevre tahribat, kirliliğin takibi, şehircilik ve planlamada kullanılmaktadır. TÜRKSAT uydularımız ise haberleşme amaçlı kullanılır. A şıkkına bakalım. Fırtına, kasırga gibi doğal olaylar hakkında bilgi sağlama. Evet, bakın burada afetleri izleme diyor. O halde RASAT uydumuz var. O halde A şıkkı var. Televizyon yayını, internet bağlantısı ile haberleşme imkanı sağlama. Evet, TÜRKSAT uygularımız haberleşme amaçlı diyor. B şıkkımız var. Diğer gezegenle ilgili bilgi toplama ve bu bilgileri gönderme. Bununla ilgili bir uydumuz yok arkadaşlar maalesef. D'ye bakıyoruz. Askeri amaçla veriler gönderme. Evet, Göktürk uydularımız arkadaşlar. Uzayda ülkemiz ve çevresinin görüntülerini alarak savunma alanında bakın bilgi sağlamaktadır. Göktürk uydularımız. Hangisi yok? C şıkkı. Buna göre yıldızlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. En sıcak yıldızlar mavi renkte. Sıcaklığı bu yıldızlardan daha az olanlar sarı renkte. En düşük sıcaklıkta olanlar kırmızı renkte görünür. Bilgi vermiş. KLM şeklinde numaralandırılmış 3 yıldızın renkleriyle ilgili gözlem sonuçları tabloda işaretiyle gösterilmiş. Tik işaretiyle gösterilmiş. O halde bakıyoruz. K kırmızıysa nedir arkadaşlar? Sıcaklığı en düşük. L mavi ise sıcaklığı en fazla, en sıcak. M ise sarı renkte ise orta sıcaklıktaydı. O halde hangileri söylenebilir dediğine göre sıcaklığı en düşük yıldız K'dır. Evet, doğru, cevabımız A şıkkı. Diğerlerine bakalım. K'nın sıcaklığı M'den fazladır. Yanlış. M K'dan daha sıcak. En sıcak yıldız M'dir diyor. Hayır, en sıcak yıldız L'dir. M'nin sıcaklığı L'den fazladır diyor. Hayır, L'nin sıcaklığı daha fazladır. O halde doğru cevabımız A şıkkı. Bir öğrenci verdiği örneklerden hangileri galaksidir, gökadadır? Arkadaşlar, Andromeda gökadadır, galaksidir, doğru. Samanyolu bizim bulunduğumuz, Güneş sisteminin bulunduğu galaksidir, doğru. Küçük Ay'ı bir takım yıldızıdır, yanlış. Hangileri galaksi dediği için 1 ve 2 cevabımız B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi yıldızın özelliklerinden biridir diyor. Güneş etrafında belli bir yörüngede döner. Güneş etrafında uydular ve gezegenler döner. Yıldızın özelliği değildir. A şıkkını eliyoruz. Güneşten aldıkları ışığı yansıtırlar. Bunlar arkadaşlar gezegenler ve uydular. B şıkkını eliyoruz. Genelde küre biçiminde olan gök cisimleridir. Evet, yıldızlar küre biçimindedir. Cevabımız C şıkkı. Dünya atmosferine girdiklerinde ışıklı bir iz bırakırlar. Bu arkadaşlar meteorların, göktaşların özelliğidir. Hangisi yıldızların özelliği dediği için cevabımız C şıkkı. Bu cümledeki boşluklar aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır? Bakalım, takım yıldızı oluşturan yıldızların birbirine göre konumları aynıdır arkadaşlar. Güneş sisteminde yer alan Güneş bir yıldızdır arkadaşlar. Yıldızlar arasındaki uzaklık ışık yılı adı verilen birimle ölçülür. Arkadaşlar kilometre değil ışık yılıdır. Çünkü yıldızlar arasındaki uzaklık çok çok fazla olduğu için ışık yılıyla ölçülür. O halde aynıdır. Yıldızlar ışık yılı hangi şıkta var? Bakıyoruz. A şıkkında var arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Fen ve teknoloji öğretmeni öğrencilerden takım yıldızlarının olduğu bir pano hazırlamalarını istiyor. Öğrencilerinden Ali de aşağıdaki panoyu hazırlıyor. Ali hazırladığı panodakilerin tamamının takım yıldızlı olmadığını fark etmiştir. Buna göre Ali hangilerini panodan çıkarırsa doğru içerikli bir pano hazırlamış olur. Büyük Ayı takım yıldızı, Başak evet takım yıldızı, burçların hepsi takım yıldızı unutmuyoruz. Samanyolu bir galaksidir arkadaşlar. Orion diğer bir ismi Avcı takım yıldızı, Ejderha takım yıldızı, Andromeda galaksidir arkadaşlar. O halde hangilerini çıkarmalı? Samanyolu ve Andromeda cevabımız A şıkkı.
Buna göre öğretmeni Selin'e aşağıdaki sorulardan hangisini sormuş olabilir? Selin öğretmeninin derste uzay teknolojisiyle ilgili ona sorduğu bir soru üzerine aşağıdaki cevabı vermiştir. Arkadaşlar cevap verilmiş soruyu istiyor. Zamanla gelişen teknoloji sayesinde uzaya uzay sondaları, uzay mekikleri, yapay uydular gönderilmiş ve uzay istasyonları kurulmuştur. Bu uzay çalışmaları ile günlük hayatımızı kolaylaştıran birçok araç ve gereçten teflon, tükenmez kalem ve benzeri geliştirilmiştir. O halde arkadaşlar uzay teknolojisi ve uzay teknolojisinin katkıları ile ilgili bir cevap vermiş. Bakalım uzay kirliliğinin sebepleri ve bu kirliliğin yol açacağı olası sonuçlar. Hayır, uzay kirliliği ile ilgili bir soru olamaz. Uzay çalışmalarına dayanarak geleceğe yönelik tahminleriniz. Hayır, bu değil. Teknoloji, uzay teknolojisi ile ilgili. Yapay uyduların iletişim teknolojisindeki rolü. Hayır, yapay uyduların iletişimle ilgili bir cevap yok. Teknolojinin uzay araştırmalarında teknoloji olan katkısı arasında bir ilişki var mıdır? Evet arkadaşlar, bakın burada uzay teknolojisi ve uzay teknolojisinin birçok araç gereç, yani teflon tükenmez kalem burada da belirtmiş. O halde cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. İfadelerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Gök adalar, diğer bir ismi galaksiydi. Gök adalar şekilleri ve görünüşleri bakımından aynıdır. Yanlış arkadaşlar. Bazıları eliptik, bazıları salmal oluyordu. Bu yanlış. Gök adaların da içinde yer aldığı gök cisimlerinin tümü aralarındaki boşluklarla birlikte evreni oluşturur diyor. Doğru arkadaşlar. Galaksiler evreni oluşturur. 3. Gök adaları da diğer gök cisimleri gibi dönme hareketi yaparlar. Evet arkadaşlar, uzayda her şey döner. O halde doğrudur. Hangileri doğrudur diyor. 2 ve 3 cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Mert ve Süha'nın gözlemledikleri gök cisimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım. Mert ve Süha yaz tatilinde köye gitmişlerdi. Bulutsuz bir gecede gökyüzünü seyretmeye başladılar. Mert, şu gök cismine bak, diğerlerinden daha parlak ve daha büyük diyor. Arkadaşlar, daha büyük dediğine göre dünyaya yakın olacak. Dünyaya yakın olanlar ne olabilir? Gezegen ve uydular olabilir. O halde bu gezegen veya uydu olacak. Yıldız olamaz, göktaşı olamaz. O halde ya A ya C. Devam edelim Süha'ya. Süha, asıl sen diğerlerine bak. Onlar farklı renkte ve sayıları çok fazla. Farklı renkte, yani sarı, kırmızı, mavi olabilir. Yıldızlardır bunlar. Ayrıca ışıkları yanıp sönüyormuş gibi görünenler nedir? Yıldızdır arkadaşlar. O halde bakıyoruz. C şıkkı göktaşı olduğu için olmaz. O halde cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Buna göre hangi öğrencinin hazırladığı karttaki yazılanların tümü takım yıldızıdır diyor. Bakalım kartlara arkadaşlar. Öğretmen öğrencilerinin üzerinde takım yıldızlarının isimlerini bulunan birer kart hazırlamalarını istedi. Öğrenciler aşağıdaki kartları hazırladı. Mehmet'in kartına bakalım. Halley takım yıldızı, Samanyolu bir galaksi olmaz. Orion avcı takım yıldızı, Büyük Ayı takım yıldızı. Buraya bakıyoruz, Samanyolu olduğu için olmaz. Güneş takım yıldızı değil, bir yıldızdır arkadaşlar. Halley takım yıldızı, Küçük Ayı ve Çoban, bunlar takım yıldızı ama bu değil arkadaşlar. Eda'nın kartına bakıyoruz. Büyük Ayı takım yıldızı, Orion avcı takım yıldızı, Samanyolu bir galaksi olmaz. Küçük Ayı takım yıldızı, Eda da olmaz. Melis'in kartına bakalım. Orion avcı bir takım yıldızı, Büyük Ayı takım yıldızı, Ejderha takım yıldızı, Küçük Ayı takım yıldızı. Hepsi takım yıldızı olduğu için cevabımız ne olacak? Melis D şıkkı. Buna göre hangi grubun yararlandığı kaynaklar güvenilir olmayıp hazırladığı posterlerdeki bilgiler yanlıştır? Öğretmen sınıf 4 ayrı gruba ayırıp her sınıfın çeşitli kaynaklardan yararlanarak dünya ve evren ünitesiyle ilgili posterler hazırlamasını istiyor. Birinci grup yıldızlar, yıldızların şekli genellikle küre biçimindedir. Doğru. Yıldızlar canlılar gibi doğar, yaşar, ölür. Evet, birincisi doğru. İkinci gruba bakalım. Gök cisimlerini tanıyalım. Yıldızlar farklı renklere sahiptir. Doğru. Sarı, kırmızı ve mavi. Gezegenlerin etrafında dönen gök cisimlerine uydu denir. Doğru. Mesela Ay dünyanın etrafında dolanıyor. Üçüncü gruba bakalım. Uzay teknolojisi. Astronotlar uzayda özel giysiler giyer. Evet, burada zaten görüyorsunuz. Teleskobun icadı uzay gözlemlerini kolaylaştırmıştır. Bu da doğru. Dördüncü gruba bakıyoruz. Güneş sistemi. Güneş gündüzleri görebildiğimiz tek gezegendir diyor.
Yanlış arkadaşlar. Güneş bir yıldızdır. Gezegenler ısı ve ışık kaynağıdır. Yanlış arkadaşlar. Yıldızlar ve ısı ve ışık kaynağıdır. Hangi grubun hazırladığı poster yanlıştır dediği için cevabımız D şıkkı. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.